Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi çok fazla resim alıyorum sosyal medyadan. Takipçilerim orkideleriyle ilgili resimler atıyorlar. Orkidem hasta mı? Orkidemle ilgili nasıl bir sorun var? Ne yapmalıyım gibi birçok soru alıyorum. Onlara özel olarak ayrı ayrı cevaplar veriyorum. Ama aynı zamanda buradan da açıklama yapmak istiyorum ki bilmeyen arkadaşlarımız da en azından bu konulardan faydalansınlar. Şimdi orkidemizin hasta olduğu durumlarda ne yapmalıyız? Bir kere orkidemizin hastalığının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer bakteriyel bir hastalık tespit edersek orkidemizde, ki bununla ilgili de bir sürü zaten video yaptım. Eğer orkidemizle ilgili köklerdeki sorun nedir, yapraklarında bir sorun, yapraklarda şöyle şöyle olursa bu bir sorundur gibi birçok videom var. Eğer ki bakteriyel bir hastalık tespit edersek bir kere diğer bitkilere bulaşmaması için öncelikle o bitkiyi diğer bitkilerden uzağa taşınmamız gerekir. Mutlaka bu bitkiyi karantinaya alıp arkadaşlar bir süre gözlemleyebilmek adına o diğer çiçeklerimize zarar vermemesi için, çünkü bakteriyel hastalıklar biliyorsunuz ki bulaşıcı oluyor. Bu çiçeğimizi en azından bir süreliğine diğer çiçeklerimizden uzağa taşımamız gerekiyor. Herhangi bir işlem yapmak için acele etmeden sulama, gübreleme gibi bakım faaliyetlerini mutlaka durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü belki de sulamaya bağlı bir hastalık sorun yaşıyoruz şu anda. O yüzden veya belki de gübrelemeye bağlı bir hastalık yaşıyoruz. Verdiğimiz vitaminlerle alakalı bir rahatsızlık yaşıyoruzdur. Tespit edene kadar mutlaka sulamayı ve gübreleme işlemini durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitki karantinaya alındıktan sonra hastalığın teşhisi çok önemlidir. Neden bu hale geldi? Bunu çözmemiz gerekiyor. Çünkü doğru teşhis, doğru tedavi yolunu bulmamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden teşhisi yapmamız gerekiyor. En sık karşılaşılan sorun aşırı sulamaya bağlı kök ve beslenme sorunlarıdır. Bu nedenle ilk işlem bitkinin kökleri su içinde mi kontrol edilmelidir arkadaşlar. Bir bakmamız gerekiyor. Gerçekten çok fazla sulamaya maruz kalmıştı. Köklerimiz vıcık vıcık su içinde mi? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu da saksıdan çıkararak kontrol edebilirsiniz. Eğer böyle bir sorunu yoksa o zaman olası diğer hastalık ihtimallerine bakılmalıdır. Yani köklerimizde sulamaya bağlı bir sorun yoksa başka ihtimallere bakmamız gerekiyor. Öncelikle bitkinin genel durumu gözlenmelidir arkadaşlar. Köklerde çürüme, yapraklarda buruşma, yumuşama, gövdede kararma gibi değişimler var mı? Kontrol edilmelidir. Bunlar bitkinin bakteri veya mantar hastalıklarını kapmış olabileceği ihtimalini güçlendirir çünkü. İşte ne bileyim, yapraklarda delinme, bölgesel sararmalar, yapışkan sıvılar böcek ihtimalini güçlendirir. Bazı böcekler gözle görülebilir ama bazıları görülmeyebilir. Yaprakların altlarına, köklere kadar böcekler geçebilir. Bunları mutlaka kontrol etmeliyiz. Yani her bir aşamayı kontrol ettikten sonra dediğim gibi çürüme, buruşma, yumuşama, kararma, yapraklarda böcek, yapışkan sıvı, delinme, bölgesel sararma, tekrar ediyorum bunlar arkadaşlar. Bunlar var ise çiçeklerimizi biz tedavimizi ona göre uygulayacağız. Yani orkidem hasta acaba nesi var diye çok soru geliyor. Mutlaka bunlardan bir tanesidir. Çünkü genel olarak sorunları orkidelerin bunlardır arkadaşlar. Siz de bir kontrol edin. Bakın bakalım hangisi. Ona göre zaten kanalımda birçok videom var. Hangi tedavi yolunu uygulamamız gerekiyorsa videolardan bir tanesini mutlaka bulacaksınızdır. Bana da tekrardan sorabilirsiniz. Şöyle bir sorunu var, ne yapmalıyım diye. Yorum kısmında da sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kaçırdıklarım olabilir. Bunlar için özür diliyorum. Ama yakalamaya çalışıyorum yorumlarınızı. Bu şekilde orkidelerimizin hastalıklarını tespit edebiliriz. Söyleyeceklerim başka aklıma gelen şu anda yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.